Bu hafta sizler için dil balığı tarifini almıştık. Balık uzmanımız Süreyya Üzmez'den çok güzel bir tarif verdi bizlere. Şimdi size onu göstermek istiyoruz. Bir aradaydık. Güzel bir lezzet çıktı ortaya. Belki önümüzdeki günlerde sofranıza koymak istersiniz. Yassı balıkların sultanı dil balığını görüyorsunuz. Ne yapacaksınız derseniz hemen onu Süreyya Bey anlatsın. Merhabalar Süreyya Bey. Merhabalar. Bugünkü tarifimizde karidesli dil şiş var. Karidesli dil şiş. Evet. Acaba nasıldır o zaman, hemen başlayalım. İkisi de güzel lezzet. Dünyada dil balığı çok önemli restoranların menülerine girmiştir. Hı hı. Fakat hep soslu verilir. Dil menüyer mesela çok ünlüdür, dünya çapında bir tariftir. Dover kasabası var İngiltere'de. O kasabada çok çıkar dil balığı. Hep böyle 600 gram, 800 gram iri iri. Hı hı. Fakat okyanuslarda istediği kadar ünlü olsun, bizim balıklarımızın lezzeti yok. Süper. Neden? Neden? Okyanuslarda plankton çok az. Deniz tuzlu falan. Çöl gibidir aslında. Hı hı. Onun için Bodrum dilinin yerini tutan dünyada hiçbir balık yoktur. Bodrum'dan geldi bu dil balığı. Onun için ızgara öneriyorum zaten. Bizim balıklarımızın, bizim dil balığımızın özellikle sosa ihtiyacı yoktur. Sossuz yapacağız. Kesinlikle. O zaman. Hem dil balığı hem de yanına karides karıştırıyoruz. Koyuyoruz. Ve başlıyoruz. Bu dil balığı, hı hı, kumsal bölgede hafif bir çukur kazar kendisi. Ondan sonra kumları havaya atar, o çukura girer, o kumlar üzerine düşer. Oo, keyfi kendisi, seviyor tabii, yani. Tabii, kendisini kamufle ettirir. kum renginde olduğu için bir de, hı hı, kimse kolay kolay göremez, o nedenle üzerine basıyorsunuz dil balığını, kaygan bir şekilde görüyorsunuz. Ustamız bu arada Süreyya Bey, onun derisini aldınız, derisini aldım, temizlediniz. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Etini filetosunu çıkarıyorum. Derisini, tamam, almakla ilgili çok basit, istersen şu çizgi şeyini bir gösterelim. Şuraya bir çizgi atıyoruz. Zaten bir tane ben. Biraz tuzluyoruz. Bunu evde yapmak için. Şu şekilde. Bakın, bir çizgi atıyoruz. Açıyoruz. Tuzluyoruz biraz. Yani kaymasın tuzlu diye. Kaygan ya. Tuzla açıyoruz. Evet, 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 gezdim, tamam, şu şekil. Çok kolay. Yoksa kayar. Hayır, evet. Şu şekil. Bembeyaz bir, evet, eti var. Çok lezzetli bir et. Müthiş. Hem çok tatlı. Kesinlikle. Hem beyaz. Yumuşak. Çocuklar aslında en çok dil balığını sever, severler diyebilirim tabii, ben. Tabii tabii, sevmez değil mi? Şimdi ne yaptık ustacığım acaba? Filet oranı çıkarttım. Bembeyaz temizlendi. Evet. Evet. Görüyoruz, evet, yumuşak yumuşak balıklarımız karşımızda, evet, duruyor. Hiç de zor değil, değil mi? Bakın, hiçbir şey yok. Yeter ki, evet, bir defa görmek lazım, denemek lazım. Aa, şimdi ne yapıyoruz? Çok az döveceğim ben. Biftek gibi. Evet. Biftek gibi, evet, dövüyoruz balık. Çok azıcık, evet. Deneyebilir miyiz usta acaba? Evet. Hafif hafif, evet, vuruyoruz. Evet. Niçin bu işlemi yapıyoruz? İçine karides saracağım ben şimdi bunu. Ha, ince olsun diye. Evet. Sanki bir yaprak gibi, evet, olacak, evet, ki karidesler iyi pişsin. Evet. Ama kağıt gibi de ince etmeyeceğiz. Yok, çok da ince etmeyeceğiz. Süper. Oldu galiba. Karidese dilim pişme süreleri farklı. O nedenle, hı-hı, biraz inceltip o süreyi, hmm, birbirine yakın duruma getirmeye karides çalışıyoruz. Karides mi daha çabuk pişer yoksa dil balığı mı? Şimdi karidesin ebatına bağlı. Küçük çimçim çok hızlı pişer. Kilograma 20 tane falan gelenler biraz daha ağır pişer ama jumbolar çok daha yavaş pişer kalın olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Karideslerimizi ayıklıyoruz. Karideslerimizi, evet, ayıklıyoruz. Deniz ürünleri kabuğu dahil, kafası dahil hep lezzet ve güzellik fışkırıyor. Şimdi ne yaptık acaba? Tuz attım biraz. Tuz atıyoruz tabii birazcık. Tereyağı sürüyorum. Hı hı. Tereyağı içine sürüyoruz. Evet. Hafifçe. Filato kısmına hafif bir tereyağı sürüyoruz. Tabii tereyağı da şöyle bir tereyağı olursa saf tereyağı. Her zaman tomates, saf tereyağı, tercih etmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Sarıyoruz. Dolma gibi. Evet. Dolma gibi sarıyoruz. Evet, sardık. Bir tanesini de ben sarabilir miyim, buyurun, acaba? Dil balığına karideslerimizi sarıyoruz. Tıpkı bir yaprak sarma gibi karideslerimizi sıkı bir şekilde dil balığına sarıyoruz. Şimdi ne yaptık usta acaba? Aa, kebap yapar gibi. Evet. Şimdi ben sebzeleri takıyorum. Biber çeşitlerimiz var, limon var, defne yaprağı var. Hı hı. Şişimizi hazırlıyoruz. Türk insanı yıllardan beri alışmış defne yaprağı, biber, arada limon olsun. Bunları biz onların damaklarına hitap edecek şekilde yapıyoruz. Şu an hazır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. İşte görüyorsunuz ne balığı yaptık biz? Dil balığını karidesle beraber, karidese sararak
ızgara şeklinde pişirmek üzere şu anda hazırını yaptık. Biz bir an önce bence bunu ızgaraya götürelim Süreyya abi. Evet. Hemen tadına bakmamız lazım.